aşk da var, yaz da var, güz de var şu hayatta. Saz da var, caz da var, haz da var. İnsanlar ne iyi, ne tatlı, ne sahtekarlar onlar. Hem aşık, hem uyanık, hem riyakarlar. Ah, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Sen bir gün yandın, bir gün söndün, başımı döndün. Beni dövenler Zor Bey'in adamları mıymış? Vallahi ben de yeni öğrendim aşkız. Ama seni böyle başkası gibimsi görmüşler. Böyle deri pantolonlu motorlu halinde falan. Başkası gibimse halimin ne suçu varmış ki? Vallahi artık hani Selahattin abimizin manitasına kim asılıyor diyerekten mi coştular bilmiyorum ama Zor Bey abi çok pardon dedi. Çok pardon mu dedi? Ay kıyamam. Lan ben olmayan bir mafyadan kaçıyorum günlerdir. Telefonlarımı değiştirdim. Neredeyse ameliyatla yüzümü değiştirecektim lan. Ya ne sinirleniyorsun Allah Allah. Rahatla, bir şey yok. Masum bir yanlışlık olmuş. Masum mu? Hey Allah'ım ya. Yanlışlık olmuşmuş. Koruma bile tuttuk. Bir araba para verdim ben korumaya. Zerrinin sayesinde. Zerrin. Ah Zerrin. Ah ah ah, eteğinin belini kıvıran Zerrin. Ne olmuş Zerrin'e? Henüz bir şey olmamış. Ama bakacağız artık. Kısmet. Sen gelsene benim yanıma. Vallahi yok, hastayım. Vallahi Selahattin bulaşır, ağır ateşim var yok. Bayılırım. Ağır ateşte pişmiş çılay. Sen yerim ben. Buyurun Çiğdem Hanım, kıyafetler. Ay ne acelesi vardı. Geç bile kaldık. O akşam verecektik de işte bunlar hırgür yapınca kaynadı. Ay o ne bağırış çağırıştı. Kızımdan çıkan sese inanamadım vallahi. Demek ki yıldızları hiç barışmıyor. Geçmişte bunlar işte samimiyken tatsızlıklar olduysa. Yaşanmaması gereken bir şeymiş, o çok açık. Olmuş bir hata. Demek içlerinde kalmış bir iki laf vardı. Hah, onu da söylediler, bitti. Ay, kapandı bu fasıl inşallah. Artık biraz uzak dursunlar. Bravo. Yani medeniyet adına illaki ahbap olmaya gerek yok şekerim. Zaten hava da soğudu. Ne çıkacaklar bu ayazda terasa hayatım? Ay çıkarlarsa da görmezden gelsinler birbirlerine. Hah! Ay ağzını öpeyim kız. Yavaş yavaş bütün parçalar birleşiyor. Gülistan cep telefonumla laptopumdan bütün yazışmalarımı gizli gizli okumuş, doğru mu anladım? Bizzat suçunu itiraf et. Atın içeri sürünsün. Ne? Hiç. Bilinçaltım konuştu. Sen karakola gidince artık dedim. Artık olayı Sayın Kocabaş'a yansıtalım dedim. Bu panikledi. Terastan teleskopla aşağı bakıp mailleri gördüm. Sağdan meraktan sordurdum reis şeklinde öz eleştiri yaptı. Bende yalan yok. Teleskopla mı? Lan karı karı değil Galileo. Pilimsel çalışmış, takdir ederim onu.
Bendeki de salaklık ki seni gizli polis zannettim. Senden gizli polis mi olur? Ne meçek? Pal sokağı karakolunda belki. Olur olmaz o senin problemin değil. Hanımın Selahattin tehlikede olabilir deyince insanlık namına yardımcı olduk. Ama kameralar, bodyguardlar falanlar filanlar. Oho korkudan öleceğin ya. Evet ölecektim. Katil zanlısı da belli. Kim? Katil oryantal. Ve bedelini ödeyecek. Deniz bizden uzak Allah'a yakın olsun. Rıza'yı da başı boş bırakmayalım ha terasta. Bu fingirden sağ solu belli olmaz. Yok yok anası da istemiyor. Ama bitti gitti falan diyor. Ay sevsinler canım. Rıza onlar için bir onördür. Neymişim ben? Lan hiç asabı bozuldu kardeşimin diyorum. Ne edepsiz çıktı o yandaki yelloz. Aman ailesi neyse kendisi de o işte. Nasıl ihrah etmiş artık benim kardeşim o yandaki saçaklıdan. Ya neyse ya tamam siz de kapatın artık bu konuyu şu yandakilerle kavga etmeyin bak biz de doldurdunuz. Aa biz ne yaptık ki? Ay ne yılanlıklar yaptık kim bilir bunca ağzıma o denizde. Ay çocuğumun haykıra haykıra sesi kısıldı. Neyse ya. Ama yani, hayır ben de orada ona ne yedim ki ya? Neden durup dururken bana saldırıyor ki? Kapandı gitti zaten gülüm ya. Bitti, boşver. Ay mazide kaldı artık. Ya megafon gibi bağırdı benim uslu çocuğum ya. Eşek dedi bana ya. Ben o lafı hak edecek ne demişim ona da ya? Ay bitti tamam Rıza. Zati selamı sabaha da kestiniz. Bitti gitti boşver. Şimdi ben seni çok severim Bünyamin. Niye? Çünkü sen çok orijinal bir insansın. Sen benim kardeşimsin. Öyle hissediyorum. Hislerin tek taraflı. Okey. Şimdi bizim komşumuz Zerrin'le bir flörtün varmış. Evet ne olmuş? Şu anda bir şey olmamış. Ama ileride olmasın diye sohbete geldim. Konu ne Selahattin? Şimdi ben severim Zerrin'i. Çok tanımam ama hanım kızdır. Fakat... Mahallede çok laf dönüyor. Ne lafı? Sakın benden duymuş olma. Okey. Sakın ama sakın benim ismim geçmesin. Sonra Zerrin oradan buradan duyup yanlış anlayıp kırılmasın bana. Dilinin altındaki baklayı çıkarsana kardeşim. Zaten işkildiğim bu konuda. Ha işkil iyidir. İyidir. Zerrin'in geceleri bir yerlere gittiğini, sabah döndüğünü söylüyor mahalleli. Şimdi tabii gençtir, gezer, tozar tabii. Ama nerede gezip tozuyor acaba? Havanın tazeliğine, şu denizin maviliğine. Kajiko kızımızın da güzelliğine bak Timuş. Ay seni seviyorum İstanbul. Keyfin yerinde gibi mi geldi bana anne? E tabii kızım dibimde. Bora keyifli. Şimdi aradı Paris'te. Pörtlek lastik terlikle ayaklarını terastan kesmiş. Kim bilir... Hangi cehennemin dibinde? Ay anne tamam artık kapatın bu konuyu ne olur ya. Bir de lütfen artık yandakilerle tartışmayın. Yorulduk. Biz demek ki gaza geldik ne yaptık? Ay o ne tartışması? Biz tartışmadık kızım. Fikir ayrılığı yaşadık. E tabii bu konu bitti evladım. Tarihin hektar hektar karanlık sayfalarına. Gömüldü. Hayır geceleri yokmuş dedin de. Geceleri telefonunu falan da açmıyor bu biliyor musun? Oo bence takip et. Ailesi kim bir araştır. Evleri nerede mesela? Köşk. Çok zengin bir paşa dedesi var bunun. Öyle mi? Ay hanım kız. Nerenin paşasıymış merak ettim. Hem o kadar zenginse paşa paşa torununa 3-5 kuruş verse ya kız metalya kuruşunu atıyor. Ay mikrop yuvası ya suratıma.
Allah hükürdü. Çekil buradan be! Tamam gidiyorum. Zaten buradaki mesaim bitti. Dalga mı geçiyorsun ya? Çık git kardeşim. Çık git atmosferinden. Ay çok huylanıyorum. Hem buradaki mikroorganizmalardan hem zehrinden. Hayır, ne demek öyle bağırmak? Sen kimsin bana bağırıyorsun ya? Bravo. Kim pardon? Rıza. Ha? Ay hiç tanımıyorum. Kim? Ay bitti o mevzu. Ay. Ay neşem çok yerinde. Vallahi delirip sahneye atlayıp oyunculuk yapasım var bu aralar. Bu aralar değil, hep var anne. Onun ruhu diva kızım. Evet. Ev kadını bedeninde hapsolmuş, gün ve gün çürüyen bir diva. Niye kargalar kahvaltı etmedin? Alel acele buluştuk bebeğim. Hiç merak ettim. Dün gece ne yaptın, neredeydin? Ailen nasıl, nerede oturuyorlar? Bu hafta nerelerde ne yapıyorsun? Bu hafta sen ne yapıyorsun aşkım? Kasa hırsızlığı mı, kasino soygunu mu? Yok canım ya ilahi. Yalnız Allah razı olsun Ahmet arkadaşından, yanlışlık falan dedi de hırsızlıktan içeri girmedim Zerrin. Ya genelde kapıları kesici ve vurucu aletlerle kırıp evlere giren insanlar bu kadar şanslı olmaz. Ah işte benim bu çılgın maceraperest ruhum. Seni kara kadil dandı seni. Ondan evi darmaduman edip aradın demek. Timsah havlıyordun sanırsam. Bir dahaki sefere banki jumping yapar. Sen macera olarak da kapım sağlam kalır sevinirim. Ama seven ne yapmaz? Ya aşkta ve savaşta her psikopatlık mübah derler değil mi? Bak aramızda hiçbir sır kalmasın istiyorum Zerrin. Güneyim'in benim gizlim saklım yok. Evimdeki özel, gizli ve kilitli çekmecem hariç her yeri istediğin gibi kurcala. Çekmece mi? Niye gizli o? Dikkatini çekti. Özel bir çekmece. Sırlarla dolu. Ha bu arada... Al, evin yeni anahtarı bulunsun. İstediğin zaman gir çık. Eyvallah ya, kapı kırmak çok zor oluyor vallahi. Kantar içinde kaldım o gün yani. Benim evim senin evin. Ama lütfen kilitli çekmeceyi açma. Ki dipnot onun anahtarını da Çağatamır fermuarlı gezinde taşıyorum. Zerrin, paşa deden nasıl, ailen nasıl? Ya ben yeni gördüm bunları. Hem yazar kasa hem post yazdı değil mi? Vay 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 vay. Kullanmayana da ceza yazıyorlarmış biliyor musun? Zerrin niye konuyu değiştiriyorsun? Paşa dedeni sordum ya. Döndü mü İskoçya'dan? Aradım ulaşamadım. İskoçya çok nemli ya. Bazı istasyonları rütübetten hep çortluyor. Allah'ım ya. Rızacığım, ablam şirkete gitmiyor musun sen? Haydi, hadi canım, şirket boş kaldı. Tamam, geliyorum da şirket niye boş ya? Bak ne güzel. Uzun beyaz elbiseler içinde herkes. Ay. Bence bunlar çok eski zamanlar değil mi? 100 yıl önce falan. Aa, bak burada da köşkün önünde ata binmişler. Canlarım benim. Zerrin, bu insanlar kim ki? Tanımıyorum. Yıllar önce ölmüş insanlar zaten. Nasıl tanıyayım kız? Ne yapacağız ben fotoğrafları? Dün eskiciden aldım. Paşa dedem ve ailesinin Osmanlı'nın son zamanlarında günlük hayatlarından muhtelif kareler olacak kısmetse. Ha, Bünyamin'e mi göstereceksin? Ben göstermeyeceğim. Kilitli çekmecemi gizlice açıp orada saklamış olan bu asil geçmişimi kendi keşfedecek. Becerebilirsin inşallah. Thank you.
Git niye boş ya? Babam işe gitmedi mi ki? Niye gitmeyeyim ki? Rıza'cığım, babam kaç yaşında adam ya? Yüklenmeyin bu kadar artık. Sen de bütün gün sürekli böyle evde terasta sallanıp durma ya. Zaten havalar da soğuk. Teras servisimiz kapandı çocuğum. Hakikat ya o. Bende de bir yorgunluk var ciğerim. Ha babacığım ya sen otur ya. Kapı gibi damadın var, oğlum var. Onlar yönetsinler şirketi. Toz toprak şantiyelerde yazık oluyor kocaman ya. E doğru valla. Ha hadi bakalım Rıza. Sen sabah erkenden işe git, oralarda çalış. Akşama varınca yasaya kadar şirketi yönet haydi. Rıza halleder. Sen yaştakiler hep emekli Şehmuz. Ben de mi emekli olsam acaba? Ya tabii babacığım git sen otur burada. Oo babacığım emekli ol babam. İşleri bana bırak. Rıza şantiyeye koşsun, para işlerini de bana bırakırsın. Nasıl iş bölümü ama? Evde sıkılmaz mıyım acaba? Sıkılmazsın. Sas takımı getiririm sana. Palyaço getiririm. İpte yürüyen cambaz getiririm. Ateş yutan kadın getiririm. Ne? Aman ateş yutan adam getiririm. Emekli ol babam. Emekli ol. Gelme şirkete artık babacığım. Osmanlı zamanında sürgüne gönderilmiş çok asil bir sadrazamın torunuymuşum be meğer. Sen. Olamaz mı anam? Aa kanıt fotoğraflar. Açsın çekmeceyi bulsun görsün. Niye göndermişler dedeni? Yalancılık ve hainlik yaptığı için. Şimdi oldu Zehra, şimdi yerine oturdu. Hay sadrazam dedem masummuş, iftiraya uğramış yazık. Yok kız, senin dedense her haltı yemiştir ben bilmem mi? Uyduruk dedim gerizekalı. Bünyemine paravradan Osmanlı ailesi yazıyorum böyle, çok şüpheleniyor ya. Bugün iyice kafayı yemişti, bayağı sorguya çekti kim kazadıysa bunu. Ailenin ismi söyledi falan neymiş, oğlan bakmaz mı internette? Padişah ihanet ettiğimizi sanınca bizim sülale bu taşta yaşayamayıp isimleri falan hep değiştirmiş. Vah! Vah ne zor. Ya o ülkeden o ülkeye dağılıp böyle kese isimlerle mücevher falan satarak bugüne gelmişiz. Artık mücevher falan da kalmamış ki. Sürekli dedikleri benden borç alıyor değil mi bacım? Söylemeye utanıyoruz ama köşkümüz de yıllar önce satıldı. Apartman oldu. Ah paşa dedim. O apartmanın antikalarla dolu bir dairesinde hatıralarla yaşıyor. Apartman nerede? Bulacağız. Mücevherler nerede? Yine kaçtı. Neden nerede? Daha kaçtı. İskoçya dağlarına kaçtı oldu mu? Lan yavaş yavaş önce çekmecedeki şu gizli fotoğrafları mısın çocuk? Emeklilik ha? Erken değil mi bilemedim. Ha, kaldı, şifayı kaptı herhalde. Lan! Ne oluyor? Ne oluyor ya kanguru avlar gibi? Selahattin ben hamileyim, bana bulaştırma! Oğlum hamile o, ilaç alamaz! Çabuk Selahattin'i yatak odasına kapatalım. Ney? Selahattin karantina altındasın, kimseyle görüşemezsin! Ablacım! Alo, Ahmet abi ne yapıyor? Sen duydun mu bizim olayla Deniz'le ya? Ha, Rıza, sonra arayayım ben seni? Bir arkadaşla oturuyoruz da. Tamam. Çok esaslı şeyler anlatıyorsun, Ha, sen şarkı söylediğin için diyorum. Oyunculuk da büyük avantaj. Ha, dizide tanılıp böyle nişan, düğün ekstra kapar bir sürü değil mi? Ha, yok yok. Mesela tiyatro sahnesine çıktığında sağlam bir sesin varsa performansını arttırır. Kim beni tiyatro sahnesine çıkaracak? Ben Yıldız Kentör'ün öz torunu olsam çıkarmazlar. Niye canım? Yani bir gün olur bence, niye olmasın? Bir sürü alaylı oyuncu var. Ya alay ediyorsun değil mi? Bırak, kimim ki ben? Böyle de dizide böyle kenardan ekmeğime bakıyorlar. Sakın Selahattin'e söyleme bunları ha. Valla tefe koya çalar beni. Ha, Selahattin öyledir evet. Hınamurunu soğutma hiç, iyi gelir. Ha. Eşek dedi ya. Siz duydunuz mu akşamki olayı? Ya eşek hoşaftan ne anlar dedi bana. Okey. Ben nasıl okey ya? Hangi bir gün ne eşeklik yapmışım ben acaba ona? Sevgili miydiniz? Yok. Yani öyle şey değil de. Okey, sevgiliydiniz. Okey, cevabı aldık. Biz kaçalım. Aileler, aileler geçinemedi. Bizi o gerdi de benim asıl takıldığım mevzu saygı. Ne eşeklik yapmışım ben sana. Hadi bir tane örnek ver bana. Hadi bir tane örnek versin bana, hadi.
İstersen onu Deniz'le konuş, o örnek versin. Biz çok yardımcı olamayacak gibiyiz çünkü. Var ya, ben asıl mevzunun ne olduğunu biliyorum. Asıl mevzu aslında o Çağatay denen hıyar da. Asıl mevzu Saygı mı Çağatay mı, karar ver. Gelsenize iki dakika oturup konuşalım ya. Ha? Seni alkışlıyorum Eylem. Alkışlıyorum, bravo. Bravo. Yıllardır milletin evine iki çirkin alçı sütun daha koyacağım da 3 kuruş kazanacağım diye ne paraladın kendini? Ay şu geriatrik yaşında hala ne didiniyorsun be Şemmuz Bey, yazık be. Kim geriatrik mi canım ha? Geriatriksin demiyorum. Olmasan ne olur diyorum. İpek röpteşambır giyip playboy kızlarıyla oynaşmaya müsait bir hayatın yok. Bundan sonra görüp göreceğin çılgın parti terasta çay partisi. Playboy tavşanı da bu servet. Ne yapalım yani? Hayır, öyle böyle başını sokacak bir ev bulmuşsun. İyi kötü manzaran var. Bu da bir şey. Evde otur diyorsun yani. İki görgüsüzün evine daha cam tuğla yapacağım diye uğraşa uğraşa bir gün diye gideceksin. Şu manzaranın tadını da o bastı bacak damat çıkaracak. Aa! O nereden çıkmış ki? Ben mi çıkaracağım, o çıkaracak. Olmadı deli oğlanla hayalet gelin çıkaracak. Onlar da haklı tabii. Bu yaşında didine didine istifleyeceğim paraları da. He? Niye? El alemin evladı yesin diye mi be, yazık be. Doğru söylüyor bir yerde vallahi. Her saniyenin tadını çıkar. Kronometre çalışıyor diyorum. Kronometre mi? Ne biçim laflar bunlar yahu? Kum saati diyecektim. İçin kapanmasın diye kronometre dedim. Ama başı dişim çok açıldı yani. Açılsa da kapansa da bir geri sayım var, mecbur. Piri padişahının kızı mı acaba filan böyle laflar. Aa, bir de bağıra bağıra. O gergedan ablasına sert sessiz harf kullanamayan adamın... Ooo, görüyor musun sen kabadayılığını? Über saçma bir kavga bence. Tamamen ailelerin gazına gelmeceli yani. O kesin de. Hayır, benim taktığım konu saygı konusu. Yani Rıza'nın tavrında tuhaf bir şeyler var. Çözülür, serinler. Okey. Bu aniden böyle şımarmazdı. Bir tek şey olduğunda böyle şımarırdı. Ne çocuktur ya. Adamın dibidir. Akışına bırak. Haydi sete. Nur Hayat buna musallat olduğunda. Ve kesin yine yapıştı kız. Bak ben söyleyeyim. Senin de haberin olsun. What? Hey. Ne alaka ya? Hiç o tarz değil de. Full o tarz da. Çünkü Rıza boşu boşuna böyle coşmaz. Bu bir his. Ve bugüne kadar hiç yanılmadım. Ben sana söyleyeyim. Senin de haberin olmuş olsun da. Geri sayınmış, kronometreymiş. Ne biçim laflar bunlar yahu? İçim bunaldı. Of! Of deme, of de. Bak elin ayağın tutuyor. Tuvaletine kendin gidiyorsun. Eşini, dostunu tanıyorsun. İleride arayacağım bu günleri. Yahu şu vasfiyenin sesini alın yayından. Almasınlar. Kız burada kardeşin konuşuyor. Artık serveti kim kardeş ya niyetine karşına oturtup çayının kahvenin keyfini çıkaracaksın kalan günlerinde mecbur. Ne öyle olacak zaten de. Emekli olayım ben yahu. Yoruldum kaç yıldır. Ol babacığım, dinlen, eğlen. Kim kardeş ya dedi ya. Kim ki kardeş ya? Seni çok benzetiyorum. Meşhur böyle çok seksi, güzel bir kız anne. Ay. Öyle mi? Ay benziyor muyum hakikaten? Vücuda göre kalça oranınız aynı. İkinizde de boyla popo genişliği eşit. Ay sağ ol Vasfiye. Ay ilahi. Yalnız Servet bakıyorum da lafa dalıyorsun, kalın kalın soyuyorsun. Yarısı gitti domateslerin yahu, ince soy şunları.
Kayıt. Oyun. Umarım bu kılıkla sokağa çıkmayı düşünmüyorsundur. Tanesi sokakta oynamayacağım, öyle değil mi? Öyledir değildir, etek her tür kısa. Ay hanzalaşma ya. Ben yazlı Fırat gel derhal arabamı hazırlayın. Zira spor kulübüne gideceğim çünkü tenis dersim var, teşekkürler. Fırat sen nereye böyle? Şöyle, acelem var, şirkete gideceğim. Çok güzel. Kusursuz, öyle değil mi? Öyle öyle. Yazgı Fıratgil her zaman her şeyin en kusursuzuna layıktır. Fakat sabah sabah kargalar, hatta bizzat kendin kahvaltı etmeden. Bu ne? Aşkımızın ve işbirliğimizin bir simgesi. Yoksa suçluluk duygunun bir simgesi mi? Dün şirketi aradım, çıktığını söylediler. Neredeydin? Kulüpte. Öyle mi? Ne oynuyordun? Tenis, golf, doktorculuk. Pekala. Okey. Biliyordum. Mesireyle sabahtan okey oturmuşsunuz. Beni affedebilecek misin? Taş çalmadıysam belki. Sen kolundaki taşlara bak sevgilim. Bakılır. Bakılır ha? Kimden duydum ben bunu daha önce? Dizilerden olabilir. Sana haber olçulsuz serseri vercoğlu değil mi? Öyle böyle. Artık sosyeteye girdik. Okey ne ya? Ondan uzak durmalısın. Ailemize uygun biri değil. Birisi benden bahsediyor sanırım. Haber ahbap. Tenis dersine hazır mısın? Fıstık. Dünden hazırım. Fırat da neredeyse gidiyordu. Fırat. Kaça. Çüş! Kuru kafa mı var o torbanın üzerinde? Yemeğini ye, kaplarını atıp torbayı kapat, kapının önüne koy çocuğum. Kara veba değil, soğuk algınlık. Gülistan hamile. Seni herkesten uzak tutacağız. Ev halkı iletişimini keseceksin. Ev halkıyla iletişimim yok ki zaten. Çok koydun tuzu. Çok geldiyse patates atarız, çeker şeyimiz. Oo, tuz gölden patates bizim bostandan geliyor, öyle mi? Babacığım, sen bugünün gazetelerini okudun mu ya? Yahu tuzu az koyacaksın ki isteyen eklesin. Hem ekonomi hem sağlık olsun. İyi, bir daha seferi öyle yaparız. Ha? Ben söylemeden düşüneceksiniz bunu. Yahu biraz beyin çalıştırın, biraz fosfor yakın, biraz yeşil hücre kullanın. Bak, kusursuz öyle değil mi? Bakılır. Bu tenis dersimiz için bir kronometre öyle değil mi? Öyle değil. Bu aşkımızın ve gizli işbirliğimizin bir simgesi. Küçük serseri seni. Bildiğin gerizekalısın fakat çok yakışıklısın. Bunu kabul edemem. Bu çok değerli. O değil de bildiğin kız işi bu. Öyle değil mi? Öyle böyle o tarz bakma. Satıp yemeye bak. Bakılır. Planımız kusursuz işlemeli, anlıyor musun? Fırat hakkındaki o gizli dosyayı ele geçirirsek... Şirketi de ele geçirdik demektir. Öyle değil mi? Ya da her şeyi bırakıp kaçıp gidelim buralardan.
Seni bilmem ama benim havuzsuz bir villada yaşamaya hiç niyetim yok. Aslında ben de çok alıştım bu hayata. Her gün havuzda yüzmeden hayatıma devam edebileceğimi hiç sanmıyorum. Anlıyorsun beni değil mi Yazgı? Beklediğine değecek. Öyle değil mi? Böyleyken böyle deniz oynayak mı? Sana eşlik etmek isterim. Elbette, zira ben tek başıma derdim bayağı bir zor oluyor. Seni seviyorum gerizekalı. Kestik. Yemek arası. Deniz, pek görünmedi ama eteğin bayağı buruşuktu ya. Hocam bayağı ütüledim ama bu kadar açıldı ya. Yemek geldi hocam. Vallahi dediğiniz gibi de peynirleri az az koydum. Dekordu, kostümdü, harç bitti. Herkes bir ucundan tutacak abi. Wow, İmece usulü sosyete dizisi çekiyoruz. Saçmalık da uzay. Niye günde üç ekmek alınıyor? Yeniyor bazen baba çoluk çocuk olunca. Yenmezse? Maalesef atılıyor. Kusura bakma ama fırın iade almıyor. Yapma ya. O vakit bayağı ekmekler dilimlenip dip prize girecek. Yumurtalı ekmek ve diğer tatlılar için gerektiğinde çıkarılıp devreye sokulacaktır. İmzalayın bakayım. Ne böyle imza falan ya? İç düzük defteri. Yazılı imzalı olsun ki unuttum demeyin. Sonra açar gösterir hesabını sorarım. Sonraki madde. Çamaşır ve bulaşık makinalarının fazla mesai sayısı ve yevmiye yakını. Makinelere yevmiye vermiyoruz baba. Evin insanı gibi hayrına çalışıyorlar sağ olsunlar. Su, elektrik, deterjan, yevmiye bunlar. Boşa para gidiyor. Günde kaç saat lüzumsuz yere çalışıyor bu makineler? Ay bir tatil yapamadı şu makineler ya. Yıllık izin de verelim bari. Bayramda memlekete gitsinler. İş esnasında lalül balili hiç sevmem. Zaman akıyor, para akıyor. Tülay, ne haber? Tamam. Ay senin tapon dizine de bilmem neyine de. Bitmiyor bu çekim, bitmiyor. Kim o? Gel kim o, gel. Ay. Maske taktırdılar. Ha, böyle çok daha güzel olmuşsun. Ay seni kuduz köpek gibi tecrit etmişler. Bu odaya kapatmışlar be oğlum. Farkındayım. Ne var ne yok, sen nasılsın? Sakın ölme Selahattin. Ölürsen bunlar seni yakar. Niye ölüyorum ya? Niye yakıyorlarmış beni? Orta çağdaki vebalılar gibi. Salgın yayılmasın. Onlar da haklı tabii. Ha havle bela. Yav iç açıcı bir şey söyle Masfiye teyze. Ben. Tabii sen de haklısın. Grip kimden bulaştı Selahattin? Herkes hasta bu aralar. Ama illa birinden bulaşmıştır. Kim o şahıs Selahattin? Havadan bulaşmıştır. Havadan bulaşmaz. Kiminle el ele yanak yanağa oturduğunda bulaştı Selahattin? Ya kiminle oturacağım ya? Aynı odada oturunca bile bulaşıyor. Bak ben de aynı odadayım. Hani bana bulaşmıyor? İnşallah bulaşır da sürünürsün. Muhabbetin de en az suratın kadar güzelmiş. Ay ben de seninkine bayıldım. Basmiye,
Ay bir arkadaşa bakıp çıkacağım dedin. E çık artık bulaşacak. Selahattin beni çağırıyorlar. Artık seni baş başa bırakıyorum. Kimin lan? Kaderinle. Şurada bir başınasın. Başka kimin var ki? Yazık be. Keder böcek. Yazgı abla. Ha, merhaba. Fotoğraf mı? Abla dizide giydin. Kırmızı elbiseyi bana versene. Ha. Aa canım ama o elbiseler sponsora geri gidiyor. Ablamın nişanında giyeceğim de. Anladım da işte o elbise benim değil. Abla ne olur versen, o kadar zenginsin. Kaç tane elbisen vardır senin? İşte hayır, o elbise Yazgı'nın benim değil. Yani o bakımdan. Nişanda ne giyeceğim? Param da yok. Evet. Anladım. Şey yapalım. Ben sana para vereyim. Sen kendine benden hediye olarak bir elbise al. Öyle yapalım. En güzeli. Dur bakalım şimdi. Nereden almayı düşünüyorsun? Nişantaşı'ndan alma bence. Çünkü bayağı bir dükkan. Kirası biniyor. Fiyatlar çok şişiyor. Şey yapma. Başka yerden al. Nişantaşı'na falan şey yapma çok. Eylem, nereye? Gel otur, iki muhabbet edelim ya. Sebep? Vallahi sıkıntıdan kendimi asacağım. Okey. Okey. Maske yok. Galiba hastalanma mahalle için trajedi değil. Evine göndermek için bahane bile olabilir. Ne yaptın? Hiç. Nasıl keyifler? Normal. Maçı seyrettin mi? Okey. Ortak konular bitti. Ki zaten hiç yoktular. Of. Bekle. Bekleme. Nereye gideceğim ki zaten? Son model. Benim de artık senin. Niye? Benimle değil, bununla sosyalleş. Nasıl? Bak. Sosyal ağlar. Face, Twitter, fotoğraf, video paylaşma, canlı kamera. Aa, vay be. Pek girmemiştim ben bu işlere. Şuradan 3-5 tanıdık edinsem kendi partimi verebilirim değil mi odada? Arkadaş edin, yorum yaz, takipçi topla, beni özgür bırak. Tamam be. Şuradan mı başlasam? Burada bir takma isim bulayım değil mi? Çakal, çakal mı desem? Yok yok. Jekyll, İngilizce. Jekyll 35. Genç göstersin. Çözersin değil mi? Çözmez miyim? Vallahi mapushane işi boncuk anahtarlık yapmak üzereydim burada. Jekyll. Haydi gel geçelim.
Gülistan Hanım'ın bütün terbiyesizliklerini yuttum. Niye? Niye? Asaletimden. Ama Rıza ne yaptı anneme? Ne yaptı? Saygısızlık. Anneye bedenmez. Bence ailelerin karşılıklı gıcıklığı efsane size bulaşmacalı, net. Yok. Bunun aklını çeldiler. Nur Hayat diye bir kurum var. Kurumsallaşmış artık kız. Logo yapacak kendine. Nur Hayat nereden çıktı şimdi ama ya? Hep bir yerden çıkar o. Çıkar o. Çıkar. Karabatak gibi. Ajanstan bir saatlik iş dediler yalnız. Ay, figüranın mı var dedim var ya. Amca sen şu an Osmanlıca profesörüsün. Azıcık ağırbaşlıdır matiyatçı olma. Ay, hiç sevmem matiyatçı figüran. Nerede kaldı bu çocuk ya? Kayıp mı etti beni yolda? Binemeyen neredesin? Hiç, evdeyim işte. Sen neredesin Zerrin? Öyle meraktan soruyorum ya. Bünyamin'e neredeysem neredeyim, her şeyi bilmek zorunda mısın? Belki şu an bir işim var Firuza'da. Ay, ne Firuza'sı? Evdeyim ben. Evet evet, evdeyim, uyuyorum. Sonra konuşuruz. İnşallah anladın neresi. Hep o Çağatay'ın şımartması. Tabii. O herif var aklın bir köşesinde bence. Tamam. Yorum yapma, uzuyor. Anneme bey dedin diyor. Bak, ya senin annem bana neler dedi ya. Kadın takmış ayağıma, bunu böyle bunun üzerine koyuyorum ya. Diyor ki, ben hiç tek ayağımla ötekinin üzerine kat çıkmadım diyor. Hayır, ona orada diyeceksin ki, evet biz kat çıkarız. Müteahhitiz. Ama senin kocan mimar olduğu halde bir tane bina yapamadığı için bilmezsiniz tabii kat çıkmayı diyeceksin. Aynen böyle söyleyeceksin de. İşte ben niye demedim ona orada? Saygıdan. Bir hafta sonra aklıma geldi. Ah ona orada ben o lafı bir çakaydım. Güzel final. Okey. Dayıcığım nereye ya? Oturun. Bak daha muhabbet güzel. Oturuyoruz. Hadi. Hadi. Bu fevkal beşer lisan hakkındaki cehil o delaletin beni ziyadesiyle üzüyor hocam. Fil vakiyi öğreneceğim. Zerrin. Aa, Bünyamin. Sen burada ama... Hayırdır ya, bu kim? Lütfen feveran etme. Azikülüm'den kurtulmak için Osmanlıca dersleri alıyorum. Sana lisan ve yazı muharriri değerli hocam Tevfik Seyfettin Bey'i takdim etmek isterim. Osmanlıca mı? Hani evdeydin sen ya? Nereden çıktı şimdi bu Osmanlıca merakı? Bizim ailede mecbur. Ay, hiç canım Osmanlıca çekti birden. Yalnız Osmanlıca diyorsun da o kadar da salak değiliz. Bu resmen Arapça. Hayır. Yazı Arap alfabesi dili Osmanlıca. Yok ya. Nasıl oluyor ki o kızım? Azıcık kitap okusan bayağı kolay oluyor. Ha birden Osmanlıca'ya ilgi duydun ha?
Ha, ilkiden ziyade köklerim ve atalarım. Ay, yani hepimizin kökleri. Bünyemin, çok soru soruyorsun. Bazı şeyler gizemli karmalı. Hepsini sen mi organize ettin Yazgı? Ben sana daha ne organizeler yapacağım bak lan, gör. Bu Fırat'ın yazgısı boynuzlanmakmış lan meğerse. Dur bunu yazayım. Fakat önce Fırat'ı ortadan kaldırıp bize yeni şeyler getiririm ben. Takipçiler geliyor, takipçiler geliyor. Dün geceki galada Diva'nın görkemli tuvaleti ve sıra dışı topuzu görenlere parmağı sürttü. Bülent Ersoy'un topuzuna dikkat. Bence baz istasyonu gizli. Lan çok popülerim ya. Çok popülerim. Dur. Face'den emri dürteyim. Aha. Yeni takipçime bak. Mügecik. Mügecik. Ay seni yerim. Mügecik. Özelden konuşalım mı Mügecik? Lan Selahattin var ya çok Jackal'sın ha. Jackal seni. Jackal'ın Selahattin geliyor. Kim o herif ya? Ha? Asılıyor mu sana? Hocam dedim Bünyamin. Gizli gizli ders alıyor. Niye diye sorma sakın. Nereden çıktı bu Arapça öğrenmek ya? Ha? Arap turistleri terapi mi yapıyorsun sen? Osmanlıca o ya. Değil kızım, gördük. Böyle böyle Arapça yazı yazıyor orada. Neyse of. Benim acık içim geçti, içeride yatayım. Sen burada otur bebeğim. Ya ben de kalkacağım zaten. Otur ya. Televizyona bak, evde dolaş. Ama istersen gizli çekmeceyi kurcalama. Hoş kilidi de uyduruk bir kilit. Ve anahtarı da çantamın fermuarlı gözünde duruyor ama. Arap mı adam? Hey Allah'ım ya. Onunla mı buluşuyorsun geceleri? İşkilleniyor mu Zerrin? Ne görüyor? Hiç büyümen. Ben uyurken çekmeceyi açma merakına yenilme. Oldu mu? Çünkü orada ailemin sırları var. Otur filmini bitir, keyif yap. Ben çantamı falan da burada bırakıp odaya çekiliyorum. Küp gibi uyurum. Top atlasa uyanmam. Ne keyif yapacağım bu kadar evde ya? Uyuyorsa ben de gidiyorum. Hop kaçtı boyfriend. Ya gerizekalı bu ya. Ya bu sabah aklıma geldi de eve gizlice girdim çekmeceyi açacağım. Dün gece Zerrin uyurken niye bakmadın ne demek Nurhayat ya? Aklıma gelmedi. Arsene Lupin miyim kızım ben? Sen bakarak ol, gerisine karışma. Abim bir daha bunu yaşamayacağıma yemin etmiştim ben geçen hafta ya. İyi tamam of aç bakalım ne bulacağım. Tabii Çağatay işi bunun kafada yeşeriyor belli. Anası ekti çünkü o tohumları ben biliyorum. Şimdi bunun kafada böyle minik minik yeşil Çağataylar yavaş yavaş baş verecek. Görüyorum çünkü. İzin verirsen biz gidelim. Sakın gitmeyin. Sakın Deniz'e hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Siz bu işin dışında kalın dayıcığım. Bundan sonra arpacı kumbusu gibi düşünsün bakalım. Taksın kafayı ben nerede hata yaptım diye. Bence sen kafaya takmışsın. Abim geliyor çık. Dejavu, dejavu. Geçen haftaki olayın aynısı diyorum. Neden yaşıyoruz diyorum. Zerrin geliyor çık diyorum. Tüh kapıdan çıkamam karşılaşırız. Endişelenme Nurhayat. Öyle görünüyor ki merdiveni dayayıp komşu terasa geçeceğim yine. Merak etme küçük kız. Bu işin uzmanı oldum ben.
Sadece konsantrasyon ve denge meselesi. Dışarıdan bakan için belki biraz zor ama biz maceracılar için değil. Ne haber bebeğim? İyi. Aa, Bünyamin'i gördüm demin senin apartmana giriyordu. Ya vallahi mı? Okey, bye. İnşallah becerebilir gerizekalı. Alo! Ben yine kedi gibi kaldım burada ya. Şanzelize mi neydi o? Ha işte dejavu ondan oluyor. Ay başım dönüyor, gidiyorum ben. Tutunamıyorum. Abi gözünü aç. Bak. Ya birinden yardım iste. Terasta kimse yok mu? Tamam dur orada düşme. Yardıma geliyorum ben. Eylem, Eylem, getir o kahvaltı tepsisini. Fotoğrafını çekip buraya koyacağım. Ya kahvaltı tepsisinin fotoğrafları çok seviliyor. Ah. Eylem, Gülistan'a söylemedin değil mi laptopumu? Aferin sana Eylemcik. Eylemcik, hadi git bana sokaktan bir kedicik bul gel. Bakacak mısın? Yok, fotoğrafını çekip tekrar sokağa atacağım. Kızlar çok seviyor. Bu aralar kedicik fotoğrafları çok popüler. Okey. Günaydın ablam, nasılsın? Aa, canım, hoş geldin ya. Gel, gel. Ablam mutfaktan bir su getir. Allah'a sen kapının önündeyken tansiyonum düştü acık ikilere üçlere. Aa hemen hemen sen otur ben hemen getiririm. Vah vah canım. İki buzlu olsun. Bir de ince tranş kesilmiş limon dilimi, nane yaprağı ve bir çubuk tarçın da koyalım lütfen. Tamam sen dur dur. Abi ben buradayım. Korkma. Sabit dur. Kol gibi yapış merdivene. Nur hayat. Abim oraya daha yakınsın. Aşağı bakmadan gir gir kıçın kıçın gir. Zerrin gelirse? Ya anahtar vermiş ya sana. Sürpriz yaptım dersin ya. Ay dönme dolap gibi başım. Eylem, Eylem. Ya bir de şu kamera bağlantısını yapsana ya. Haydi gel. Yatak odalarında oturulup karşılıklıymış gibi konuşuluyor dediler. Mügecik yapalım dedi. Mügecik. Kedicik. Haydi kedicik bul gel bana. Aferin Eylemcik. Hemen çok takipçin olmuş. Ha, internette fenomen olmaya doğru ilerliyorum. Hayatta lümpen, internette fenomen. Ay, ay bunu da yazayım ya. Buraya çok güzel oldu ya. Ay. Ay, 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 ay. Abim, asker. Topla kendini. Yıldırım komutan geliyor. Bam mı? Bam içeride. Aa, geliyor şimdi buraya. Topla kendini. Hazır ol. Yakma askerliğini. Tamam, bam görmüşsün ya. Aferin asker. Bana bak. Aşağıya bakma. Aşağısı 1,5 metre de kormuş. Öyle hayal et burayı. Aşağı bakmadan, arka, yandan, korkmadan. Evet, az kaldı. Geri. He, yaklaştın. Geri. Aferin. Hayat ne yapıyorsun sen orada? Çubuk tarçın bulamadım, toz serptim. İyi misin canım? Evet. Sağ ol ablam. Tansiyonum düşmüştü de su içmeye uğradım. Whoops. Okey.
Kafede filan su yok tabii. Mecburen buraya gelmeceli. Evet. Nur hayatımla bizler hiç ayrı kalamayız. Döner dolaşır gene buraya gelir. Evet, bu merenk gibi malum. Ay canım, hadi gel Rıza falan. Hep birlikte kahvaltı edelim. Ateş almaya mı geldin canım? Gel. Yok, oturmayacağım da. Anlat gülüm. Hiç işte. Selahattin abi gripmiş. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen nereden duydun? Rıza mı söyledi? İnternetten. İnternette haber mi çıkmış? Ya meşhur inşaatçı Selahattin Çakalar grip oldu, sektör yasta diye kocaman haber var. Gerçekten? Hayır ablam ya. Selahattin abiyle ilgili haberleri Emir WhatsApp'tan gönderir. Emir mi? Hangi Emir? Sanırım Selahattin abi emir vermiş. Reise, ben hastayım, işler sana emanet diye. Sana mail geldi. Aynen, mail geldi. Allah Allah. Hayır, ben Selahattin'in laptopuna, akıllı telefonuna el koydum da sana nereden mail atıyor ki? Bu Jekyll 35 bizim Selahattin miymiş? Eylem söyledi dün. Ay çok komik herif ama ya. Über saçma bir tip ya. Yeni bir IQ vakası. Şakalarını falan paylaştım. Birkaç sevdiğim insanla. Gülsünler de modları yükselsin hesabı. Salaklıkta uzay. Niye ya? Hiç ya. Laf. Serin. Oha, Selahattin 30.000 takipçi yapmış hemen. Yalnız Çağatay kim olduğunu öğrenirse fena paralayacak. İftiracının dibi. Ne yapmış? Çağatay koştu, geceleri kadın kıyafeti giyip Beyoğlu'na çıkıyor yazmış. Ay okudum onu. Asparagas seviliyor diye abartmış, yardırmış yani. Wow. Sosyal medya iyiydi. Bir Alex değil. Sanal dünya, yalan dünya. Gerçek dünyada zaten full yalan da. Öyle mi yazmışlar? Çağatay için. Kim yazmış? Vallahi helal olsun bu Jekyll kimse ya. Arıyorum hadi. Vay be. Çağatay geceleri kadın kıyafeti giyip filan ha. Yalan o. Sen nereden biliyorsun ki? Her gece yanında mısın? Senin ne gece ne gündüz yanındayım. Sen ona bak. Ben seninle konuşmuyorum ki. Ne muhabbet açıyorsun o zaman? Ben kendi kendime konuşuyorum. Ha bayağı deliyim diyorsun yani. Allah şifa versin. Azıcık kafan dalgınsa misal soğanı çok kavuruverdin yandı. Ay hemen yakalayıp azara çekiyor vasfiye. Başlıyor, beynin nerede, fosfor yok mu, yeşil hücreler neden çalışmıyor falan, of ya. Kız servette fosfor ne arasın, bunun beyni hamurdan. Oklavayla aç yufka olur, ne yapsın, yazık. Çok mu müdahale ediyor? Müdahale değil artık, bayağı gaz bombasıyla müdahale ya. Meğer bütün gün çalışıp yorulup akşam mahallebi gibi geliyormuş eve. Selahattin derdi şirkette Nazi subayı gibi diye de inanmazdık. Onu da alın toplama kampına. Ne yapacağız anlamadım. Şemmuz Bey iyi kötü usta olmaya alışmış. Size amele muamelesi yapıyor. Onu da alın amele kadrosuna, acık zora koşun, iş gücüne katkısı olsun. Oho hanımlar, kaç dakika sürüyor bu kahve molası yahu? Daha soğanlar ortada. Bütün günlük program kaydı. Babacığım yetişemiyoruz. Hani yardımcı mı alsak diyerekten? Yok, ekstra kadro yok. Var olan kaynaklarla yetinecek. Sen de bir ucundan tutuver Şemuz. Biz amele gibi, sen maşallah başımızda haşif patron. Ay yazık bu emekçilere be. Ne çekti bu işçi sınıfı be? Ne münasebet yahu, ben amelelikten geldim. Çalışmaktan kaçmam. Hala şantiyede ya tenekesi üstünde işçimle birlikte yarım ekmek kavurma paylaşan insanım ben. Emekçi yazdırmam. İşçi sınıfı toplumun temel direğidir. İşçi patron el ele, aydınlığı kuletken günlere. Slogan atıp da alabiliriz. Atalım.
slogan ne? Durma durdukça soğanlar doğranmayacak. Biraz ağlatır. Ama artık ne yapacaksın? Ağır ağır şey edersin. 3-5 kuruş borç versene yavrum. Çok ihtiyacım var. Amcacığım vallahi şimdi taze bitti. Böyle 3. oluyor bugün ha. Olur mu? Siz varlıklı insanlarsınız. Ben miyim varlıklı? Amca ne varlığımı gördün? Gözünü seveyim. Sevaptır kızım. İhtiyacı olana bak. Ya, bakılır. Da vallahi ben kendime bakamıyorum. Hani uçan kuşa borcum var. Torunumun okul parası yok yavrum. Ay vallahi ne kaldı bende de hiç bilmiyorum amca. Dur bakayım. Bak. Görüyor musun bak. Son kalan bu. Al. Havuzlu villam var. Bu ne? Ayıp ayıp. Amca ne villası ya? Allah sen dizi takip etmiyor musun? Mesela daha banyodan kurtulmadı ki. Nasıl ağlamış, nasıl ağlamış. Soğanları kıydım, gömleklere ütüledim, patlıcanları doğradım. Muhabbetin içine de kan doğradın. Aferin. Sonra da tuzlu suya bastım. Ay beni sıkıntı bastı. Baba sen gömlek ütüsünü nereden? İnternetten bulup öğrendim. Akıllı insan yapar kızım. Bir tek hamuru açamadım ama onu da güzelce yoğurdum, üstünü kapattım, şimdi dinleniyor. Siz ne yaptınız? Biz de dinleniyoruz Şeyhmus. Hamur kadar hakkımız yok mu? Yahu 1 saat 27 dakikadır neyin molası bu? Grev yaptılar. Lokalt yaparım. O zaman iş yavaşlatma eylemi. Niye yavaşlıyorlar ki? Sürat felakettir. Evet ne diyordum? Sevim yengelerin kartoloz gelini kaçınca. Ay ne çekti o gelin. Oğlan ne yapsa beğenirsin. Gelip yardım ederse çok beğenirim. Çünkü program yüklü. Kim açacak bu hamuru? Biz açacağız Şeyhmus. Dur azıcık. Vasfiye anlat. Dur yeme. Nedir bu kek? Yahu sanki burada bütün gün beyin ameliyatımı yapıyorsunuz ki hazır kek alıyorsunuz. Kendiniz yapsanıza kızım. Ay ben kendime yapacağım o beyin ameliyatını sonunda. Şeyhmus Bey, misafir gelmiş. Çay ve dedikodu demini bulmuş. Tam ikisini de yudum yudum içeceğiz. Ay tepemizde dikilme vicdan azabı gibi be. Kim ki misafir yahu? Hepimiz. Şu dünyada 3 günlük misafiriz. Kekle, otla, ***la uğraşmayıp hayatın tadını çıkaralım. Bak hava çok güzel. Henüz bacakların da tutuyor, bu da bir şey. Çıksan dolaş biraz hadi. Sen kendini misafirden sanıyorsan her gün gelen insan misafir değildir. Emekçiyi oyalama. Oo! Kek elden, çay gölden. Daha oturacaksan haydi kalk işlerin ucundan tut. Vasfiye teyzeyi mi çalıştıracağız? Alamam ya. Allah'ın adını verdim. Ya borç veriyorum. Tamam sonra ödersin. Bana borç değil. Nasihat ver Ahmet. Seni yolda görüp hani diziden böyle zengin sana para isteyene paranı verme. Tersleyir git desene. Sen yapamazsın ki onu. Kız yemin et. Öyle sen yapamazsın. Jöle gibi kalbin var senin. Ya öyleyim ben değil mi? Yani. Ya sette falan gördüğüm kadarıyla öylesin. Tabii insan bilemez de. Hay şimdi sen büyük oyuncusun ya. Böyle hemen bakışta çözüyorsun adamı. Ben mi büyük oyuncuymuşum? Oha herhalde la. Yok be. Nereden çıkmış o? La herkes söylüyor bana o usta o diye. La fırıldaklık yapma bana. Oğlum niye böylesin ya? Azıcık zorlasan ciddiye açılırdı. Daha sana nasıl imkanlar, nasıl bir altyapı yaratayım ya? Niye böylesin, niye beceremiyorsun kesin işleri büyüyeme ya? Her şey planladığımız gibi gitmeli. Anlıyorsun değil mi Civan? 10 kere söyleyince anlıyoruz herhalde. Salak değiliz.
banyolardan kurtulmak, böyle havuzlu bir hayat yaşamak istiyorum. Ben de her gün yüzmezsem hayatımı devam ettirebileceğimi sanmıyorum. Bunu başarabiliriz. Yazgın'ın 3 ay ömrü kalmış. Tenis derslerinde topları kafasına at. Şurunu kaybettiğinde onu nikah dairesine götür ve evlen onunla. Yok, bunu yapamam. Eyle mi? Ama şeyle. Taş gibi karı. Her tür 3 ay gider. Bir alıcı göze bak istersen. Bakılır. Ben Yazgı Fırat geldi. Arabamı hazırlayın. Zira kulüpte teniste. Mesire karsam baş gel. Kimleri görüyorum? Bu ne sürpriz? Ay bir gözümü açtım, pirinç ayıklıyorum. Bu ne be? Kafan zaten öne doğru. Ellerin de kendiliğinden böyle. Bir şey yapmana gerek yok. Azıcık parmaklarını oynat yeter. Sen pirinç ayıklamak için doğmuşsun ya. Ben suyumu değiştirmeye gidiyorum. Suyunu mamanı biz değiştiririz. Sen artık havlama yeter. Ay şiştim be. Ay görüyorsun değil mi Vasfiye? Nereden emekli oldu bu adam ya? Evi şirkete çevirdi. Bildiğin mesai yapıyoruz ama maaş yok. Ay yazık. Şu 3 günlük dünyada bir gün yüzü göremeyecek mi? Niye böyle oldu, niye böyle oldu? Kız ne çekti be? Yine kime acıdın Vasfiye teyze? Ah, kendime. Ağız tadıyla bir çay içip kek yedirtmediler. Şu iti halimle el alemin pirincini ayıklayacağım da 2 dedikodu yapacağım diye ne dedin Gülistan? Yapma Vasfiye teyze, enseyi karartma. Ben enseyi karartmam. Ben Şehmuz Bey'in ruhunu karartırım. Sahi Vasfiye teyze, sen ah emekli oldun, bak köşede kaldın, oturdun vah 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 falan desene. Bizi pestil gibi eziyorsun. Azıcık da Şehmuz'u yıprat Vasfiye. Sen merak etme Servet. Ben yarın muayen saatimde gelip onun erken emekliliğini öyle bir dolayacağım ki dilime. Sihirbaz David Copperfield gelse bile çözemeyecek. O adam nereden geldi aklına ya? O çoktan emekli oldu. Emekli mi oldu? Yazık. Yarınki performansımdan sonra o bile emekliliğinden vazgeçip çıkıp tornada tekstilde iş bulup çalışacak bence. Herkes Vasfiye'ye pirinç ayıklatıp zevkine keder vermek neymiş görsün. Mesire de neredeyse gidiyordu. Benden kurtulman geçen seferki gibi kolaymayacak Yazgı. Biz burada davetsiz misafirleri hiç sevmeyiz. Git, leceven yap, öyle gel Mesire. Ya gitmezsem, ya her sabah fincanımı kapatıp fal baktırmaya gelsem sabahlıkla? Hey, orta sınıf seni. Security! Security! Benimle geleceksiniz hanımefendi. Burada olmamanız gerekiyor. Bir gün merhamet etmem için bana yalvaracaksın ama çek geç olacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? O bir köstebek. Şirkete ele geçirme planımız kusursuz yürümeli. Seni bilmem ama benim havuzsuz bir villada yaşamaya hiç niyetim yok. Anlıyorsun öyle değil mi? Öyle böyle bir şeyler anlıyorum. Ve her gün yüzmezsem hayatımı devam ettirebileceğimi hiç sanmıyorum. Çünkü konuşlarım var Yazgı, anlıyor musun? Kestik. Güzel. Arkadaşlar yarın her bölüm olduğu gibi vakıf yararına davet sahnesi var. Gece elbisesi olan eşinizi, dostunuzu çağırın, figürana para yok. Hocam niye para var acaba? Öteki zengin dizileri gerçek villalarda çekiliyor. Bizde niye bütün olaylar antrede geçiyor yahu?
Ah, diğer dizilerde evler, arabalar falan uzay. Yani bizimkisi über telmaşa kalıyor hocam. Senaryo mu sağlam oğlum, oradan kurtarıyoruz. Biraz çakma ama bu senaryo Tufancığım. Evet. Bütün popüler dizilerden muhteşem bir kolaj yaptım. Seyircinin aradığı her şey bizde var. Bayağı iyi hocam. Salak ya, fotoğrafa bak. Kuş gribi değil, çakal gribi yazmış. Geniş açıyla mı çekmiş bunu? Japon balığı gibi ya. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hangi konuda? Selahattin grip olmuş ya. He, evet. Sağ ol, teşekkür ederim. İyileşiyor canım Selahattin abiniz. Mersi. Nereden duyuyorlar ya hemen? Aferin bebeğim, ördek yavrusu gibi takip et. Karası mı var lan bu çocukta? Niye gece görmüyor? Ay Tülay be. Akşamlar telefonla aramıştım ben bebeğim. Ay yapamayacağım, ben sevmiyorum mikrop. Uzun hikaye dedim ya Emir. Ya, su içmeye çıktım diyelim. Geçerli bir sebeptir. Hayati bir sıvıdır. Uzun hikaye olduğunu biliyoruz ya. Wow. Ne demek o? Hiç ya. Takma. Ortamımız hoş, modumuz güzel. Sen bu hayatta hep böyle full yardır prenses. Emir ne karakter atıyorsun? 5 dakika oldum ama ya. Bize de gel bir kere. Biz de ayarlarız. Limonlu sular filan. İçine tarçın atmacalı. Wow. Problem ne anlamıyorum. Mahallede senin hakkında 50 tane hikaye duyuyorum. Hiçbirinde esas kız ben değilim. Bir tanesini soruyor mu? Vops. Ne hikayesi ya? Emir kaybol. Eyvah abim. Burası bir kliş artık ya. Aa abim. Nereden çıktın ki sen? Ne yapıyorsun sen bu saatte sokakta kızım? Abim sete toplantı vardı. Şimdi çıktım. Gündüz yap işini gücünü. Aile kızları bu saatte sokakta olmaz. Hop frene basalım bacım. Şimdi bak. Alemlerde Bünyamin Karakaş'ın bacısı geceleri İstiklal'de fink atıyormuş eritmem. Maço biraderim var.
Hakim olacaksın eline yani. Ayarlı olacaksın. Yoksa ben veririm ayarı. Abim, yüzümü yumuşak görüp tememe çıkmacalı yalnız. Ayarı ben sana versem, acık ayarlı olsan, dengeni bulsan, şu an aslansın, kaplansın da sabah Merve'nin tepesindeki kedicik halini ne yapacağız? Yok, ben hani grip salgını var diye, üşüme diye şey. Hadi yürü, yürü. Nur Hayat, pamuk şeker alalım mı, ha? Hadi be. Evet sevgili çocuklar, daha önce iki kere söylediğim gibi size padişahlarımızı anlatan kitaplar ve oyuncaklar getirdim. Vereceğim, vereceğim ama Osmanlı çok önemli. Geçmişinizi öğreniniz. Neden derseniz benim dedem de çok çok eskiden. Sevgili çocuklar, size padişahlarımızın hayatlarını anlatan kitaplar ve oyuncaklar getirdim. Kardeş, kapı açık değil mi? Gelen giden yok mu? Yok vallahi. Çocuklar çok sıkıldı. Şu oyuncakları versiniz artık. Kızım be! Dede babuçkadan ha! Ne oyuncak merakınız varmış he? Tamam. Al. Tamam. Al. Al. Hiç sevmem madyatçı çocuk biliyor musun? Sunatçı da ne koysaydık demiş. Ya mıcacık sen iste yeter ya. Fıkra çok. Sen de silikon, ben de fıkra. Öyle düşün. Manyak ya. Ayrıca sesim de güzeldir ha. Gerçekten. Hem de nasıl inşaatçıyım dedim ya. Böyle yaptığım tavırlarım filan en tepesine çıkıp yanık yanık türküler söylerim bazen. Ay çok tatlısın. Yalnızlık işte be Mügecik. Ya. O malın mülkün arasında bir başına efkarlanıyor insan. Ne olur bir türkü söyle bana. Ya o zaman... Alo, Muhteşem Süleyman. Ben seni ararım. Kim o? Süleyman. Süleyman diye bir arkadaş. Türkü izledin ha? Ama... Ama sen de oynayacaksın. Göreceğim bak. Tamam. Canımsın. Haydi. Haydi. Bir türkü gelsin sana. Gelsin bakalım hangi türkü? Pınarbaşı vurma vurma yar 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 yar. Haydi haydi hop hop. Yaz gelince öter durma. Oy 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 oy. Allah. Yerim seni yerim. Benden daha... Haydi haydi hoy hoy hoy. Selahattin ne oluyor orada? Çok hastayım Gülistan. Sen türkü mü söylüyordun el çırpa çırpa? Ne yapayım? Sıkıntıdan şarkıya türküye vurdum. Televizyon seyret oyalan. Oyalanıyorum, oyalanıyorum. Hem de çok güzel oyalanıyorum. Sen merak etme. Azıcık daha iyileştin mi? Yok, daha iyileşmedim. Ay, virüs tarlasıyım, virüs. Sen buraya girme, sana bulaşmasın. Eylemi gönder, ona bulaşsın. Zaten onu hiç sevmiyoruz. Tamam. Geçmiş olsun, ilaçlarını al yat, tamam. Sağ ol. Çagatay iyi Çagatay. Hayır iyi çocuk da ana kız böyle Çağatay'a destek timi gibi. Niye bu kadar ayılıp bayıldınız? Ayakkabı giyiyor. Kibar çocuk şekerim. Görmüş geçirmiş rafine adam. Hiç umurumda değil rafinelik. Belli. Çağatay Mağatay. Havası civası vız gelir tırıs gider. Kızıma değer verilsin. Mühim olan bu. Şekerim arkadaşı olarak bile Deniz'i el üstünde tutuyor. Ay çok hoş adam. Ne yalan söyleyeyim. Ben yakıştırıyorum ikisini. Hem benim kızım felaket güzel. Babası da yakışıklıdır.
Mersi. Yok daha neler. Çagatay'ın babasını söylüyorum oğlum. Pardon. Bırakın efendim. Dış görünüş benim hiç umurumda değil. O da belli. Efendim saygılı bir insan olacak. O kaba herif geçen gece benim kızıma avazı çıktığı kadar nasıl bağırdı? Laf aramızda ama senin kızın da az değildi o akşam. Hayır yani iki kişi birbirlerine nasıl bu kadar öfkelenebilir Çiçi? Siz de yeni evlendiğinizde camı çerçeveyi indirirdiniz. Ya nefret etmeleri lazım ya da çok aşık olmaları lazım. Ah yol yakınken dönecektin be Çiğdem. İki de çocuk yaptın be kızım. Ay ilahi anne. Aman efendim ne olacak ayrılırız. Siz isteyin yeter. Çocukları yuvaya veririz. Ay Timoş öleyim ben inşallah. İlk ben giderim. Şu veya bu şekilde ben ölürüm. Çünkü iyiler erken ölür Çiçi. Sistitten gidersin sen. Ayağına bir şey giy Timoş. Sinirime dokunuyorsun. Hislerimiz karşılıklı efendim. Çocuk yuvasının önünden uzamış gitmiş ya. İnsan merak etmez mi? Ne işin var gece gece yuvada? Oyun hamurundan mi yetir bir yemin mi yapacağım ki? Uf insanoğlu merakı sayesinde keşifler yapıyor. Fakat bu bir yemine kalsaydık daha Avrupa bile keşfedilmemişti. Tilay'ım sizin dizinin çekildiği yerlerde hiç paşa dede evi tarzı bir mekan var mı? Nezih bir yer yeter. Yapma kız. Hep südüt ya. Oldu. Öptüm. Ah, öküz gibi de nezle bulaştırmışım bana bu arada. Burnumu hor hor çeşmesi gibi. Çok mersi. Yakıyorsun yine ortalığı, danslar, maslar. Ah, yok canım. Bu aralar kurtlandım da oyunculuğu özledim nedense. Geçer. Sen nasılsın bebeğim? Aman. Ya mantaya bir kere paşa kızı izledik öyle kaldı. Şimdi o yalan elimizde patlıyor. Ha. Sen oryantal dansçı değil misin? Mantama oryantalci olduğumu söyleme. O beni köşkte büyümüş bir terapist sanıyor. Ay ilahi ayol. Ya bu zengin çocuğu da gece kimliğimi öğrenirse o an her şey biter çocuğu. Yapma ya. Seviyor musun bu çocuğu? Seviyorum. Bu arada benden feci şüpheleniyor biliyor musun? Ne olacak şimdi? Şöyle, köklü bir Osmanlı ailesiyiz ama sürgün mürgün sefil olduk, para pul da gitti. Kimliğimizi de gizliyoruz diye öyle bir şey uydurdum. Bakalım yiyecek mi? Yer mi bunu çocuk? Benimki saf anam yer. Bir antikalı incikli boncuklu evle paşa dede ayarlasam iş bitti. Cihangir! Bana paşa dede bulu lan! Ay değilsin sen ayol. Cihangir! Ne duruyorsun? Bulsana ayol! Ay! Ben anlamadım konuyu. Sen takılma ona amca. Ben konuşurken araba arkası köpekleri gibi başını salla yeter. İşte bu dede yadigarı Osmanlı kaftanını ne yazık ki satmak zorundayım. Kaftana kaç para veriyorsun? Kaftanı satıyorum. Paşa dedemin kaftanı. Bu kaftan çok pahalı. Kaftanı satıyorum. Ya çok güzel kaftan. Aleykümselam. Ne oluyor ya? Uyuyoruz. Biraz saygı ya. Eyleme ne oldu? Öldü. Arkadaş Ahmet abi de yok ki veletlerin eline kaldık ya. Sen de tutturdun oyuncu olacaksın diye ya sokma bunları kafama. Ya kafana girsin diye söylüyorum zaten. Niye olamayacaksın ki? Gençsin,
Bence çok zeki birisin. Ve? Ya biraz safsın tabii, o ayrı ama... yaşadığın bu hayatta da bu masumiyetini korumuş olman o kadar... bilmiyorum tabii korudun mu korumadın mı, o kadar iyi tanıdığımdan değil de... Öyle set saatine kadar lak lak ediyorum diyor. Yaparsın. Zamanla pişersin. Çok daha iyi şeylere layıksın gibi geliyor ama... yani öyle çok da iyi... İyi tanıdığından değil, değil mi? Kız, böyle diyorsun ama var ya... haritamı çıkarmışsın yemin. Daha ne kadar tanıyacağım acaba? Kıyamam. Koskoca şirketini bıraktın. Evde köşe kırlentı gibi oturdun kaldın. Evet, çekip çeviriyorum efendim. Sistem getirdim, sistem. Ay sistem Şemmuz Bey. Sen olmadan da bu evde işler yürüyordu. Ayrıca bal gibi tatlı dedikodu dönüyordu. Üzerine de iki pantolon dikiliyordu. Pantolonları da ben dikiyorum artık bak. Erkek terzisi Şahmuz. Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Demek doğru. Sen o diktiğin pantolonu giyme artık Şahmuz Bey. Öyle böyle latife ediyoruz ama yani affedersin. Yakında entari giyip bizimle fal da bakarsın. Ay sen dolma saracak insan mısın yani Şahmuz Bey? Ya değil mi? Çok da güzel sardım ama. Emeklilik zor tabii. Artık dolma, dantel, fırfır oyalanacaksın, vadeni dolduracaksın. Daha vadenin dolmasına var. Çok aktifim, çok. Çok aktif sökük dikiyorsun, gördüm. Her gelinin rüyası sanırsın dikiş makinası. Böyle böyle avunacaksın. Hayır, evde oturan emekliyle şirket patronu bir olur mu? Hey hey! Ne günlerdi be, herkes karşında el pençe divan. Kraldın be. Ay aman, toz toprak gürültü, öf. Çok rahatım şimdi. Hanımefendi, hangi vakfa milyon dolarlık tablo bağışlamışım? Bizi de o yahu. Vakfınıza bağış. Pekala. Siyam kedilerin çoğalmasına yardımcı olmak isterim. 2000 TL iyi midir? 100.000 dolar mı? O parayla dünyayı siyam kedileri mi istila edecek acaba? Siz sayı saymayı biliyor musunuz sevgilim? Miau. Fırat abi. Abi, durumumuz yok. Siz zenginsiniz. Düğünümüzü yapar mısınız? Tabii. Bizim havuzlu villada yaparız. Aa, çok güzel olur. Değil mi sevgilim? Düğünde oynarım da hatta. Oynatmama az kaldı çünkü. Erol Taş sendromu yaşıyoruz. Bu bir skandal yahu. Skandal! Sen rahat ettin de el alemine ağız torba değil. Servete kuma geldi diye laf çıkmış. Aa! Kim kuma? Sen. Azıcık yaşlı ama pek hamarat bir hanım gelmiş diyorlar. Onlar da haklı. Ha! Ay ne komik. Vasfiye Hanım. Ben evi CEO gibi yönetiyorum ya. Hizmet kalitesi yükseldi, masraflar yarıya indi. 2 sene para biriktirip yeni bir daire alacağım. Şirketin karı kadar tasarruf yapıyoruz. Ne haber? Şemuz Bey, sen göğüslerine silikon mu yaptırdın? Ne? Ne büyümüşler be? Nereden çıktı canım ha? Hormonal olabilir. Bütün gün kadın muhabbetinin göbeğindesin. Hamur aç, dikiş dik. Yarın öbür gün adet görmeye de başlarsın. Saçmalama yahu. Doğru, saçmaladım. Adet senin neyine? Senin menopoz zamanın. Boşuna yorulma kardeş. Ne alınırım ne kırılırım. Burası benim yeni şirket. İş mevzubahis olunca bende hisler biter. Ne acılar görmüşüm. Çekirdekten yetişmişim. Oh! Gülistan Hanım, haftalık erzak sayımı için sizi mutfağa bekliyorum.
Dikkat, şöhretin yayılıyor. Ne olacak ki? Sosyal hayatını biri fark ederse? Nereden kulağına gidecek canım? Benim karım ne anlar o işlerden? Bir tek mail bilir. Twitter'da fenomen değil, ondan men hemen bile olmaz. Gel pısı pısı, gel gel. Hadi. Ay ne yapacağız Gülistan ha? Kız yıllardır çoluğun çocuğun askeriydiniz zaten. Yetmezmiş gibi bir de bu komutan geldi başınıza. Komutan mı? He değil mi? Eskiden bir muhabbet özgürlüğümüz vardı. O da gitti arkasından el salla. Ay evde bilfiil darbe ortamı yaşanıyor. Of of. Olağanüstü hal bölgesi oldunuz kız. Of of ama hakikaten ya. Gülistan! Ahton! Ben kalkıyorum. Başınızda bir SS subayı, dolap beygiri gibi çalışmanızı seyredemeyeceğim. Ay ne çektiniz be? Nereden emekli ol dedik? Kafam. Gitme Vazmiye teyze, çile bitmedi diye babam kızar sonra. Sizin çileniz bitmez yavrum. Kar maksimizasyonu amaçlı vahşi bir kapitalistin elinde sigortasız, tatilsiz didine didine öyle böyle vadenizi dolduracağınız. Of ya, niye böyle oldu ya? Ağlayın yavrum, ağlayın. Kusacağınız eleminizi, kederinizi ne yapacağınız? Vaziyet edesin. Sen babamı yıpratacaktın ya. Gene niye bize ağlatıyorsun? Ava çıktıysan boş dönmem Gülistan. Prensip. Gel pıs pıs pıs. Gel, gelsene lan. Lan bir internet şöhretinden fotoğraf çektireceksin. Daha ne istiyorsun? Uyarı. Gülistan arkadaş çevreni öğrenirse hayatta korumam. İyot gibi açıkta bırakırım. Senin tipinden de bu beklenir. Gel pısı pısı. Şişt. Ya nereye gitti? Ya şunu çağırsana. Pısı pısı desene şuna ya. Pısı pısı. Allah Allah. Şöhret. Ben. Çok iyi fikir ha. Ne? Herkes kedi, herkes kahvaltı. Ben şöhretlerle yan yana fotoğraf koyayım da fark yaratayım. Kedi gidebilir. Başka bir konu mankeni bulacağım. Pisi 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 pisi. Zam ne ya? Zam ne ya? Hocam sakin. Hocam herkes bizden borç istiyor, elbise istiyor, mücevher istiyor. Ha, zenginlik ne zormuş hanım ya. Dün akşam bir vale arabamı istedi. Halk milyar dolarımız var sanıyor. Erol Taş sendromuyla karşı karşıyayız. Emir'den başka hepimiz şikayetçiyiz. Tamam, o zaman şöyle bir şey yapalım. Hikayede rolleri biraz değiştirelim. Siz biraz fakirleşin, rahatlayın. Emir düşünsün. Yalnız bana hemen şimdi... Görmüş geçirmiş, zengin, yaşlı birinin evi gibi antika eşyaları olan bir ev lazım. Akşama set koyacağım. Hocam mekan kirası. Tekinsiz konuşma Esra. Tekinsiz konuşma Esra. Bedava diyorum, bedava. Ya yok mu etrafta zengin bir anneanne babaanne filan ya? Yani ütüleri artık başkası yaparsa bakılır. Ne yazacaksın altına? Sanatçı dostlarla partilemeci. Hadi yine iyisin ha. İnternette 150 bin takipçisi olan bir fenomenle resmin çıkacak. Vops! 150 bin kişi mi görecek fotoğrafı ya? Ah sert.
Gülistan'ın haberi yok. Face'te de 800 tane arkadaşım var. Yalnız en güzeli kamera bu oğlum. Vallahi kızlarla neler yapıyoruz kameranın karşısında. Abi anlatma Allah aşkına ya. Hormonlarım geri kaçıyor. Ya eskiden kızları sokağa bırakmayın derlerdi ya. Bence evde tutmamak lazım. Tabii ya. Geçiyorlar bilgisayarın karşısına. O kamerayı açıyorlar. Oo, neler. Bence dışarısı daha iyi be oğlum. Anneciğim, iyi ki kabul ettiniz çekimi. Eviniz ölümsüz olacak. Aman kızım, o dizideki oyuncular bile yarın unutulacak. Ev nasıl ölümsüz olsun? Torunundan bahsediyor, dikkatini çekerim. Kızı seviyorum da babasına gıcığım biraz ondan. Akşam gidip çekimi seyredelim mi? Bakarsın bana da ufak bir rol çıkar ha? Yapma Çiçi. Deniz istemiyor biliyorsun. Ay Timoş'cum, stüdyoya gitmiyorum ki, annemin evine gidiyorum. Ayrıca ne ufak rolü canım? Şaka yaptım. Ha, tamam. Ben o dizide ancak başrol oynayabilirim. Ay! Kız, hem de eski Osmanlı teyzeden mi kalıyor civana miras? İşte aradığım ev. Yok, olmaz derin. Yakacağım beni, biliyorum. Vallahi olmaz. Anam, çekim başlamadan gelirim. Bünyemin de beni takip eder. Ha, dedemin evi diye. Yakalanırım, kavgaya bağlarım hap derimi. Bünyemi çıkar. Ya olmaz derin. Aa, Nişantaşı'nda çok nezih insanların evmiş. Rezil etme beni. Sen benim paşa dedem için nezih değil mi diyorsun? Eski sadrazam bu adam ya. Vallahi. Ne de kendisi? İşte figüran ajansından ayarlayacağız. Of Zerin ya, yakacaksın beni biliyorum. Timur Bey, emekli oldum, çalışmıyorum. Oh, harika bir karar. Değil mi? Çalışmak insanı yorar aziz dostum. Aylaklık bir haktır. Aylaklık mı? Ben yıllardır bir nevi erken emekliyim. Günler fevkalade geçiyor. Ne yapıyorsunuz? Parkta yürüyüş, kitap, müzik, sergi. Sizin ilgi alanınız hangisi? Ben mi? Yani ben... Yok canım. Acele etme. Bir şey yapmasan da olur. Kendini zamana bırak. Saatler sen evde oturdukça gitgide daha hızlı geçecek. Nasıl yani daha hızlı? Ev canlı bir organizmadır. Kendi ritmi vardır. Kara bir delik gibi seni içine alır, kendi ritmine uydurur. Ne mana öyle? Sabahleyin kalkar kalkmaz bir bakmışsın akşamüstü olmuş. Kokteyl vakti gelmiş. Gerçekten mi? Tabii. Merak etme. Gün be gün saatler hızlanacak. Daha doğrusu sen yavaşlayacaksın, sakinleşeceksin, aylaklaşacaksın. Ben işe gidiyorum. Şehmuz, ya emeklilik? Vazgeçtim, paltom nerede? Ne oldu baba aniden? Timur Bey'le konuştuk. Ya paltomu verin, her geçen saniye yavaşlıyorum ben. Cömert bağışlarını esirgemeyen sevgili dostlarımıza çok teşekkürler. Açık artırmayı kazanan sevgili dostumuz, bu akşam evde sadece bu 1 milyon dolarlık değerli tabloyla gitmeyecek. Yanında elimde görmüş olduğunuz şu tarakta bizim hediyemiz. Bak. Her şeyimi kaybettim. Arar buluruz. Senin kafa gitti bu aralar. Senin kafa mesire yerlerinde bu aralar. Anlamıyorsun. Tüm mal varlığımı kaybettim. Şirketi kaybettim. Neler söylüyorsun? Fakat bu davet
Sevgili dostlar. Karidesler kaldırın. Mafyaya 20 milyon dolar borcum var. Mafya mı? Evet. Ben mafya. Bir saat içinde 20 milyon dolar bulmazsanız kedinizi öldürürüz. Kediyi mi kaçırdınız? Ama nasıl? Pisi pisi dedik. Geldi. Böyle. Ben demiştim köpek alalım diye. En azından kaçırılırken havlar. Kedinin elinizde olduğunu nereden bilelim? Bence mafya gel blef yapıyor. Kaçırdık dedik işte. Bunlar da tırnakları. Kokenin tırnaklarını kesmişler. Aman tanrım. Tırnakları olmadan o bir hiç tırmanamaz, tırmalayamaz. Tamamen savunmasız kaldı yavrucak, öyle değil mi? Fırat. Fırat dayanamam. Yavrumu bana geri getir. Bul o parayı. Ben onsuz yaşayamam. Ah, ben bu günler için çok bekledim yazgı. Ama intikam soğuk yenen bir yemektir. Öyle değil mi? Mesra karsam baş gel. Soğuk sensin. İntikam da sana. Neyse. Soğukkanlı bir planla şirketi batıran sensin. Öyle değil mi? Nereden bu ciz 20 milyon doları sıfır tüketti? Parayı ben bulabilirim. Aferin delikanlı. Hayvanseverliğini beğendim. Nasıl? Neden? Çek mi nakit? Evet, kestik. Hadi bakalım. Şimdi civana miras bırakan büyük teyzenin evine taşıyoruz seti. Hadi, hadi. Çöz bu işi. Sıkıldık. Aranızda konuşun. Bizle konuşmayın. Konuşmayı sevmiyoruz. Yani minimal seviyoruz. Dinlemeyi de sevmiyoruz. Olmasa aramam. Şimdi asıl durum şu. Ailelerin gerginliği biraz bize yansıdı. Biraz böyle arada kıskançlık da olunca oradan biz patladık. Halbuki şu anda aileler arası süper. Sütliman. Hatta demin sizinkiler babamı nedense tatlıyor. Oh! Ne dedik? Bize değil, onu anlat. Biz çok şiştik. Şehri terk edebiliriz. O denli. Nasılsınız? Selahattin daha iyi galiba. Toparlanmış, yüzüne renk gelmiş. Kimin yüzüne? Selahattin'in. Eylem mi dedi? Yoo, biz sürekli görüşüyoruz. Nerede? Bize mi geldiniz canım siz? Yoo, bilgisayarın kamerasıyla. Yani kendisi sürekli canlı yayında. Kamera mı? Kim o? Ya şu Jack 35 var ya, internet fenomeni. Ha, ay çok komik herifmiş o ya. Yorumları falan süper değil mi? Dün gece Seda'ya Türkiye eşliğinde canlı striptiz falan yapmış. Arkadaşınız mı? Uzaktan. Nasıl oluyor bu kamera? Şimdi açsak çıkar mı? Gelin, gelin bakın. Şimdi arıyorum mesela. Açarsa karşılıklı konuşacağız. Çok enteresan. Kim varmış orada? Gözden mi arıyor beni? Ben onu yerim, yerim. Ne yapıyorsun? Bak kim var yanımda. Kim varmış bakalım? Allah! Sen nereye yetişiyorsun ya öyle yattığın yerden? Ben bilgisayarı elinden aldıydım. Nereden bunu da yapıyorsun ya sen bu işleri ha? Sen dur orada. Dur orada, ben şimdi geliyorum. Dur. Haftaya geri öderim. Söz. Ya boş ver, takma kafana. Hay. Selahattin'den de istedim azıcık bir şey ateşle diye de. Ya onların da şirket çok darboğazdaymış. Selahattin dedi, vallahi 5 kuruşum yok aşkısı, sende varsa sen bana ateşle dedi. Öyle mi dedi? Çok üzülüyorum ya. Vallahi hani olsa canını verir biliyorum da. İşte bak, senden iyi olmasın pırlanta gibi insan ama. Derdi çok ya, bunalıyor, yazık. Yapma dedim, zorla aldı bilgisayarı. Ya Gülistan, bana mı inanıyorsun, eyleme mi? Eyleme. Eyleme.
eylem, Twitter falan, bütün zamazingolardaki herkese Selahattin'den mesaj gidecek. Yaz kızım. Evli, çocuklu ve orta yaşlı bir bey olduğumdan artık internette takılmayacağım. Muhabbet yok, fotoğraf yok, yorum yok. Aferin. Bütün hesaplarım kapandı. Aramayın, sormayın. Aşık olduğum karım kızıyor. Ah, öyle demeyeydik ya. Suyan, Selahattin'in tüm karakterleri silindi. Selahattin'de karakter olsaydı şu an bunu yapıyor olmazdık yavrum. Selahattin, bence sen artık iyileştin. Aramıza katılabilirsin. Ah! Allah! Bulaştı. Eylem, sen evine git. Selahattin, sen de iyileşene kadar git Ahmet'te kal. Bitireceğim beni ya. Ahmet'te mi kalayım? Madem öyle yapayım canım. Yalnız bu bilgisayarı yanına alacaksın. Bunun canlı yayın kamerası bana lazım. Haydi. Bünyamin ne yapıyorsun? Beni akşam arama lütfen. Ailevi durumlar var. Evet yine. Paşa dedemlere gideceğim. Hey, İskoçya'dan döndü, köşke gideceğim. Veya köşkten geriye ne kaldıysa oraya. Ama detay vermek istemiyorum, neyse ne. Şu an İstiklal'de tantuni yiyorum ve tam 15 dakika sonra bizim duraktan taksiye binip Nişantaşı'na doğru paşa dedemlere gideceğim. Beni arama. Tekrar ediyorum. Duraktan taksiyle gideceğim ve üzerimde uzaktan bile seçilebilen cart kırmızı bir elbise olacak. Bunu niye mi söyledim? Dedem kırmızıyı çok sever. Okey. Öpüyorum. Hadi hayırlısı. Emir, kapının tuvaleti bozukmuş ya. Ayıp olmazsa sizin evi kullanabilir miyim? Aa, tabii ki tatlım, gel. Vay, hayırlı işler Emir. Ana Nur Hayat. Ha, 15 dakika zerrini takip edeceğim, paşa dedeme gidiyorum dedi. Ama sen de başkasını bul, başkasını bul. Kimi bulacağım ya? Gerçi doğru ya. Biz bir kıza takıldık kaldık burada, anasını satayım. Emir memir maşallah. Oh, malı götürüyor vallahi burada. Kim? Ne? Hangi malı? Ne olmuş? Kim dedi? Ne gördün? Eve mi çıktılar? Sana bu amansız takibinde bol şans ve mutluluklar dilerim abim. Aa! Mekan süper. Peki paşa dedi nerede girdiği Atilay? Çemkimelen memeli hayvan. Figüran ajansından herkes sabahtan işe gitmiş. Ellerinde yaşlı yok. 40 yaşında mı paşa dede getireydi? Uf tamam. Uyuyor falan bir şey derim artık. Hadi sen çık. Bana bak. Rice minnet soktum seni arkadaşım. Seti merak ediyordu. Yarım saatin var. Beni yakma. Üf tamam be. Bünyamin arkadan takip ediyordu değil mi? He ya, gördük ya. Hadi ben kaçıyorum bacım. Karşılaşsak da artık derim. Paşa dede azıcık oturmaya geldiydim diye. Hangi dediği acaba? Bünyamin, neyi arıyorsun paşa dedemin evinde? Seni takip ettim. Yok artık, ne diyorsun ya? Neyse, madem geldin, 10 dakika otur lütfen. Hoş geldin. Burası mı? Hani köşktü? Yıllar önce köşktü. İhtiyaçtan satıp apartman yaptılar. Bünyamin, artık sana bazı şeyleri açıklıyorum. Duvarda asılı yazılar sence ne ifade ediyor? Arapça.
Araplara kiraya mı veriyorsunuz burayı? Osmanlıca ya. Dedem eski bir sadrazam. Sürgüne gönderildiği için servetimiz eridi. Adımızı, sanımızı falan da hep saklıyoruz. O değil de harbi dedenin evi mi burası? Ha? Zeli sen gecelerinde ne gidiyorsun? Çocuk yuvalarına, padişahlarımızı anlatan kitaplar dağıtmaya, Osmanlıca derslerine. Acık uyanık olsan anayacaksın ama. Ah Bünyamin. İftiraya uğrayıp sürgün edilmiş bir sadrazamın torunu olmak nedir? Bilir misin? Yani sadrazam ne demek onu da bilmiyorum da. Osmanlı'nın başbakanı. Padişah ne o zaman? Ya konu bu mu? Çocuklar, teyze evinin dekoru hazırmış. Erken gidelim, erken çekelim, bitsin ya. Hadi. Burası eskiden av köşkümüzmüş. Bahçede atış talimleri yapılırmış. Nişantaşı'nda. Olur mu ya? Yığım yığım insan arasında millet telef olur kızım. O zaman tenhaymış buralar, hep dötlük. Bak, Nişantaşı ne demek? İşte lüks, alışveriş bunlar demek. 1800'lerde lan! Taştan nişan alıp atış talimi yaparlarmış benim canım atalarım. Ha. Nenemin piyonası. Bak, bu fermanlar da padişahın aile fertlerini sürgüne gönderme fermanları. Vay anasını, nerelere göndermiş? İşte Afrika, Çin, şu, bu. Yani nerenin yeri sapaysa oraya. İftiraya uğramış paşa dedem ama kimse bilmez, geçmişimizi silmeye çalışıyoruz. Vay anasını be. Vay, 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 vay be! Resmen tarih kokuyor bu ev. Evet de avuçta mücevher, kaftan falan sata sata hiçbir şeye kalmadı ama görgümüz yeter. Kanuni bu eve gelmiş midir? Halit Ergenç gelmiş olabilir. Yok ya, gerçeği. 1800'lerde zor tabii. Niye? 1800'lerde toplu taşıma yok ya. Ta Topkapı Sarayı'ndan buraya atla. Oo, uzun sürer. Ya tabii. Ne zormuş eskiden değil mi? Ay tüylerim ürperdi. Demek sizin bu gizem, misafir sevmeme, internette İffet soyadıyla bir paşanın olmaması hep oradan. Efendim, ben Bünyamin Karakaş, saygılar sunarım. Veli nimetimiz Valide Sultanımız efendimiz. Kim bu hokkabaz? Bünyamin Bey, merhaba. Çekime mi geldiniz? Ne? Ne yaptın? İşte yani normal şey. Sizinkiler bize tatlı yollamış. Ha, araları bal şeker oldu vallahi, hayret. Bizi şişirdiler, şişirdiler. Vallahi ya, ne kavgacı insanlarmış ya. Ay, onların gerginliği bize bulaştı. Değil mi? Cık, 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 koskoca insanlar, ayıp ya. Bizim kiralık dizi mekanımız burası. Kendi evleri gibi oturmuşlar ayol. Zerrin ne demek bu? Baca nenen bunun... Ah biz ayak altında dolaşmayız. Tabii. Çekimi seyredeceğiz. Zerrin çekim mekanında dedemin evi diye kakalıyor mu sen bana? Oldu ben bir... Zerrin sen kimsin ya? Nasıl laf o? Zerrin, burası kimin evi? Benim evim. Buyurun, Zerrin. Nasıl bir yalan rüzgarısın sen? Ben yalan söylemedim ki. Zerrin, sen neler çeviriyorsun ya, ha? Ay, korktum ben senden. Ah! Zerrin!
Şimdi hatırladım tabii. Ay dedenizin eviydi burası. Nasılsınız? Ya evet ama. Hangi dede bu? Siz tanımazsınız efendim. Eski saraylılarla. Çiğdem, neyin kafası bu? Burası benim evim ayol. Aa tabii anneciğim. Sizin eviniz. Rahat rahat oturun. Şimdi artistler gelecek. Nur Hayat, niye değil hep sizde bu aralar? Ya bırak Allah aşkına, su içmeye mi gelmiş ne? Hiç ırgalamaz beni. Çağatay ne yapıyor? Ne bileyim ben. Setten sete görüyorum. İyi ben sete gideyim de şey yaparız. Konuşuruz ya. Ha? Tabii canım. Şey yaparız. Bir şey diyeceğim. Zelilleri tanıyorsunuz mu siz? Ben Deniz'in annesiyim. Çekimleri seyretmeye geldik. Ama aileyle yıllar önce burada tanışmıştım. Pek ortaya çıkmazlar maalesef. Nasıl? Niye? Osmanlı sürgünü bunlar çocuğum. Evet öyle. Ah! Sizin gibi o şaşadan, o debdebeden gelmiş insanların maddi sıkıntıya düşmesi. Evini dizi çekimleri için kiralaması. Yürek burkucu. Ya onu diyeceğim ben de, evet. Ha, dede evi kiraya verip ekmeğine bakıyor yani. Sorma, boğazımda tüyümleniyor temizlikten beri. Onun için açıklamaya utanıyorum. Ah, utanmayınız geçmişinizden. Koskoca imparatorluk, hektar hektar sadrazamlar, paşalar... Kim bilir her ailede ne tragedyalar, ne tragedyalar. Ayıp mı? Sonuçta sanata katkıda bulunuyorsunuz. Vah, 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 vah. Niye söylemiyorsun Zerrin'im? Paşa deden nerede? Dede. Hatıralarının olduğu yerde duramamıştır. Koskoca paşa, yüreği dayanmaz. Vallahi asil misin derdim var bebeğim. Bence siz de bunu seyretmeyin Zerrin. Yani şimdi ışıkçılar filan bu tarihin üzerinden ezip geçecekler. Zaten fena oldum. Bunu görmemesi daha iyi. Zerrin, çıkalım buradan. Ya sabır, paşalar, dedeler havalarda uçuşuyor. Anneciğim, şimdi tiyatro başlayacak ya. Ben tiyatroyu seyrettim yeterince kızım. Hadi Zerrin, kalkalım. Of ya, içim gidişti, çok üzüldüm. Gel Zerrin. Bakma, 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 bakma. Yok, tamam, tamam. Nasıl ama? Hala yakıyorum ortalığı. Ah anneciğim, bir de danslı şarkılı bir rol olsa. Ra 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 ha ra 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 ra. Burada ne işimiz var Çiçeği?
Ay teşekkür için davet etti şekerim. Misafiriz, ne yapalım? Buradan sağa çıkarsam Afe'nin evinde ayakkabı giyeceğim. Dans edelim mi bayan? Evet, kalkıyoruz. Yapayım Gülistan, çorba içtim, dizilerin tekrarlarını falan seyrettim, işte bu. Ahmet sana iyi bakıyor mu? Ha, sanırsın Florence Nightingale, öylesine sempatik yani. Ahmet nerede? Ahmet banyoda ya, hadi artık ama ben de yatacağım. Bir dakika. Bilgisayarı şöyle döndere bir Ahmet'in evini göster bakayım. 360 derece olaraktan tüm. Oldu mu? Oldu canım. Hadi bakalım. Hadi sen güzelce ilaçlarını iç, tatlı tatlı uyu. Selam söyle. İyi geceler. Haydi iyi geceler. Ya tuvalete mi düştün? Gel. Gülistan'ın selamı var. Ay ona da çok korklu öpücükler. Ay çok sıkıldım lan içeride. Canımsın sen benim, canımsın. Ya yemişim sosyal medyayı. Birebir iletişim gibisi yok. Lan Ahmet kıkılda bir işe yaradın. Gel. Yerim seni. Gel. Orçunlar nerede ya? Kapının önünde oturuyorlardır. Ah! Nur Hayat'ım hoş geldin. Açıyorum kapıyı, gir. Nur Hayat geldi gene ya. Gel, güvenlik kamerasından gördüm. Hadi gir. Niye önden önüne koşuyorsun? Biraz aylaklık yap. Ay Çağatay gelecekti. Şekerim gelmiştir bile çocuk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin gülüm. Vallahi geldim. Rıza'nın eski nişanlısı. Öyle mi? Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Gerçi eski demeye de dilimiz varmıyor ama... Öyle mi? Ay bambaşka bir kızdır. Çok severiz kendisini.
Bu aralar sık sık uğruyor da hasret gideriyoruz. Ay ne hoş. Canım ayol. Tatlı pek lezzetliydi. Ay ay afiyet olsun. Kimler gelmiş? Ay hoş geldin şekerim. Deniz'le içki hazırlıyorduk. Bana da bir tane hazırlayın. Çağatay Bey nasılsınız? Deniz'le dizide beraber ikinize böyle bayılıyoruz. Mersi. Ben mutfağa dönüyorum. Tamam şekerim, git bölmeyelim biz. Ay sizi ayakta tutmak istemem ama çift laf etmek istiyorum. Son zamanlarda çocuklarımızın yüzünden bayağı bir tatsızlık yaşadık. Ya evet, sormayın. Gereksiz tartışmalar, bağırışmalar, çağrışmalar. Hiç bizim tarzımız değil. Muhakkak sizin de tarzınız değil. Çulsuz serseriden uzak durmalısın. Ailemize uygun biri değil. Dur ne çulsuzu? Parayı verecek çocuk. Hiç tanımadığım büyük teyzemden bana 100 milyon dolarlık bir servet kaldı. Size yardımcı olabilirim. Civan bunu niye yapıyorsun? 100 milyon dolar adam bozar. 80 milyon dolarla ben iyi kötü yaşarım. Azla yetinmeyi bilmeyen çoğu bulamaz. Ancak bir dakika. Teyzenizin hiç tanımadığı yeğeni Civan Delimserekgil'in bu vasiyeti alabilmesi için koyduğu bir şart var. Ne şartı? Civan Bey'in 100 milyon dolarlık servete sahip olabilmesi için... Evet. Ölene dek bir daha asla... Evet. Havuzda yüzmemesi gerekiyor. Ama ben havuzda yüzmezsem hayatımı devam ettirebileceğimi sanmıyorum. Yazgı, durumlar hiç de iç açıcı görükmüyor, öyle değil mi? Vallahi öyle ha. Civan, ben de Cookie olmadan hayatımı devam ettirebileceğimi sanmıyorum. Aman tanrım, ben ne yapacağım? Bakılır. Diyeceğim ama yani neye bakılır artık yani? Ya arkadaş bu yani nasıl bir ikilem artık ya? Bu ne ya? Civan abi. Abi bize bir araba al ya. Ne arabası kardo ya? Galerim yok benim. Abi yerli de olur. 100 milyon dolarım var. Ne olacak? Ne 100 milyonu ya? Abi senin için para mı ya? Al bize bir araba. Hadi abi ya. Okey. Ama artık bu mevzu bittiğine göre... Güzel komşuluk yapalım hemşire. Komşuluk gemisi var mı? Vallahi öyle. Gel şekerim, gir. Artık terasta yüksek ses de olmaz. Müzik olur efendim. Huzur içinde manzaranın tadını çıkarırız. Barış ve güven ortamını özlemiştik. Tabii efendim. İyi akşamlar. Size daha da iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bana sataşmayın. Harbayın ya! Murat, senin ne işin var yine orada ya? Çok sert! Dedim ya uzun hikaye diye!
Ay biz biliriz senin uzun hikayeleri. Ata def ol terasımızdan. Sana ne yahu misafirim ben. Misafir o. Bu karama ne oluyor senin? Hey. Terbiyesiz. Bırak denizin yakasını bırak. Sen kimsin ki ya? Bu hayatıma karışıyorsun. Ya ben beni kimse doldurmuyor tamam mı? Ama sen full ikili oynamacalı. Ne ben? Ya. Senin ne işiniz var senin ikiniz neydi be? Ha. Gel sesini. Emir denizle görüşmeyeceksin. Yok ya. Yok mu başka Emre? Kimsin Emir? Bu hayatta görüşmeyeceksin. Ya karışmayın. Ben terasımda geceleri kadın kıyafeti giyip dolaşan adam istemiyorum ya. Bora keyifli. Şimdi aradı. Paris'te. Sen pirinç ayıklamak için doğmuşsun ya. Ben terasımda geceleri kadın kıyafeti giyip dolaşan adam istemiyorum ya.